Evet, selam YouTube. Bir hava değişikliği daha yaptık. Önce Dubai'de ısınmıştık. Sonra İzmir'e geldik. İzmir'de bir orta derece sıcaklık vardı. Şimdi Ankara'dayım. Kardeşim. Evet. Ha? Ahmet Mertcan Develi. Selamlar gençler. Tabii en sonki yanağımdan çok bir şey artık eser kalmadı. Gerçekten kanalda hiç videomuz yok. Yok, bu ilk video olacak. Aynen. En yakınlarımı en sona saklıyorum her zaman. İlklerin günahı olmaz. Ahmet Mertcan Develi bize bir şeyler yaptı burada. Evet, özel karışımımız var. Pre-workout. Ne var onun içinde? Pre-workout var, potasyum var, Calcimax var. Calcimax. Birazcık da tuz var. Tuz var. Evet. Şimdi Ankara'dayız. Ben Ankara'yı çok soğuk zannediyordum ama hava çok güzel Ankara'da. Şimdi antrenmana gideceğiz. İnşallah. Ahmet'le sonra bir antrenman yapacağız. AMD Training Style Push Day olacak bugün. Sonra da bir sınırsız pizzacı varmış. Tabii ki benim videoların sonunda yemek olmazsa video başarısız sayılıyordur. O yüzden sınırsız pizzacı. Ben kanat yeme taraftarıyım. Sınırsız kanat mı? Protein ye. Yok. Protein. Diyor ki bana karbonhidrat büyütür. Tamam, canı sağ olsun. Şimdi karbonhidrat yüksek olduğu için biliyorsun ki çok anaboliyiz. Protein, o yüzden ben 1.5 çarpı 1.5 seviyesinde tutuyorum. Ne evet. Düşündüğüm ama. Çok mantıklı abi. Boş ver ye. Aynen. O yüzden karbonhidrat zaten pizza ne ki yani? Hamur. Yani üzerindeki kaşar. Kaşar, protein. Uzun sindirimli. Aynen. Ananas proteinimiz. Olursa bromelain. Bromelain su atarız. Şey aynen. Yani bromelain. Bilimsel yaklaşıyoruz arkadaşlar. Hani herkese şey gibi öyle rastgele ama çok bilimsel. Aşırı bilimsel. Bayağı bilimsel. Biz kayboluyoruz bazen bu bilimin içinde. Şimdi antrenmanı da çekeriz size yine birer setten. Yine ağır setleri gösteririz yüksek ihtimal. Kaç güzel. Toplasan 8-10 set falan sürer. 8-10 set max. Incline. 2 fly. 2-4-6. Press 8, lateral 11 set 12, aynen 12. Aynen. 12 setlik bir antrenman olacak totalde. Yani birer setini gösteririz sizlere zaten. Bildiğiniz gibi bizim antrenman sistemi hep aynı. Ahmet'le de zaten aynı antrenmanı yapıyoruz. Hem bir belki orada oturursak bir şey içersek, Ahmet'in bir yarış tecrübelerinden konuşuruz. Son iki yarış yaptı. Bir Libya, bir Dubai. Onları da size anlatır. NPC nedir, nasıldır? E1'in mazhapları. E1'in mazhapları. NPC yarışının sertliğinden bahseder. Sürekli bana diyorsunuz ya, yarış hoca artık, yarış hoca artık diye. Ne kadar kolay olmadığını Dubai'den bahsederiz. Anlatırız size. Ya da antrenmandan sonra anlatırız. Şimdilik antrenmanda görüşürüz. Evet dostlar, Red Gym'deyiz. Şöyle gözüküyor mu? Red Gym. Evet, olduğu kadar. Burada antrenman yapacağız şimdi. Omuz odaklı mı yetiş yapacağız, göğüs odaklı? Bugün günlerden ne? Perşembe. Bugün Perşembe. Omuz odaklı yapalım. Pazartesi göğüs odaklı, Perşembe omuz okay, odaklı. Olur. Yarışmanın adı Aşor Klasik'ti. Aşor orada böyle taşaklı bir adam. Yarışmanın birincisi onun öğrencisi. Baktığında. Yani tamamen kendi dışarı. Her yerde mi var kardeşim şu? Abi her yerde var. Torpil he? Tabii daha sonra yine Dubai yarışında o tarz şeyler oldu. Biliyorsun benim siklette evet. Trokard'a olan adam. Dubai yarışına biz, Ahmet'in yarışına biz yetişemedik çünkü Topak'ta buradan Furkan Kaplanca'na selam olsun. Bazı sorunlar yaşadık onun sayesinde. O da aramızda bir sır olarak kalıyor. Kimseye söylemiyoruz. Ahmet'in yarışı güzeldi orada. O ama Dubai yarışı çok sertti yani. Hem yani, amatör hem pro olarak inanılmaz sert bir yarıştı. Sertliğiyle birlikte şöyle bir şey vardı. Yani özellikle men's fizikte şimdi hani biz diyoruz ya, Türkiye'de büyük adam istemiyorlar, dolu adam istemiyorlar. Abi adam ya bildiğin adamın altına mayoyu koy, mayo çıkar. Şortu koy, şortu çıkar. Mayo koy, adam her türlü yarışır yani. Bikini koy, orada bile. Orada bile. Yani dolayısıyla baktığınızda biz şimdi buradan Türkiye'den hani ne hedeflere gittik? Olabildiğince belince, kilo düşük, hatta flat gözükmeyi de kabul ettik. Öyle bir planla gittik. Hani staff'ın da zaten bu yönde şey yaptık. Hiç ekstra öyle bir bolu çıkalım falan filan olmadı. Hatta gördüm ben yüklemeni zaten. Ya. Öyle bir şey yok. Abi zaten yüklemedi. Standart. Öyle ekstra bir şey yok. Gramajları değişiyor. Orada çünkü işte o hafta staff'ın Avusturya'da başka bir öğrencisi daha vardı yarışan. O da aynı şeyleri diyor. Şeye bakıyorsun. Şu sarışın çocuk var ya klasikçi. Urs. O da aynısını yüklüyor. Gramajları değişiyor. Eğer sınır önceden aynı suyun varsa diyazit koydun zaman değişiyor. Çünkü niyetlediğin şey belli olunca yüklemediğin şey zaten sınırlı oluyor. Bak hani anladın mı? Gramaj değişir orada. Hı hı. Ha ama şöyle bir şey vardı. Yüklemede bu.
Balık güzel mi? Aynı orada, orada neydi? Dolmuş. Abi düz whitefish olarak geçiyor ya. Tatsız tuzsuz. Ama güzel yani. Ben onu yapmıştım o yarışta. Balık iyi oluyor. Tok tutuyor. Mezgit yemiştim ben. Mezgit güzel. O da olur. Mezgit olur. Eskiden panga vardı, tilapi vardı. Şimdi onlar yok onlar. Onlar da çok lezzetsiz. Tövbe yarabbim. Yani MPC yarışı senin için güzel bir tecrübe oldu. Şimdiki hedeflerin ne? Şimdiki hedeflerim bir yıl off sezon. Yani şöyle, sen off sezon vereceksin yani. Ben vereceğim evet. Yarışmayacağım. İnanmıyorlar. Vallahi vereceğim. Şöyle gerekli. Şimdi oradan Türkiye yarışına geldik. Türkiye yarışında bile fark etmişsindir. Abi adam 2-3 yıl öncenin şampiyonu. Bilinen bir adam mesela işte İsa ile Sadık abi. Hı hı. Bilinen sporcular ama örnek veriyorum adam 2-3 yıldır yarışmıyor. Şimdi sen 2-3 yıldır arka arkaya yarış yapmış oluyorsun. Çağat adam 2-3 yıl off sezonun arkasından bir geliyor abi. Makine gibi dinlenmiş her şey. Çok daha rahat. Bence zaten o sürekli yarışmanın şeyi yıpratıyor vücudu ya. Başka bir şey değil yani. Tabii ki kafa olarak bırak, da. En büyüğü bak düşün ben bir aydır diyet yapmadım. Bak bir tam. Ne kadar rahatladın ama değil mi? Çok mutluyum. Bir yanaklarımdan anlaşılıyor mesela. Çünkü ben Türkiye Mart yarışından çıktım. Sonra işte Sivas'la anlaştık. Sonra Dubai şık netleşti. Ya ben bildiğin Ramazan'da işte oruçluyken bile şey yiyemiyorum. Pide yanıyor yanımda ben bakıyordum böyle. Biliyorum hatırlıyorum. Ama değiyor mu? Değiyor. Yani sürekli yeni bir şey öğreniyorsun. Kendi geliştirme şansın var. Hani yarıştaki derece biraz subjektif değerlendirme içerdiği için bu yarış alamazsın, diğer yarış alamazsın, hop diğer yarış alırsın. Yani evet aşağı yukarı bir istedikleri var. Ama onun asgari mi, azami mi olduğu yarıştan yarışa değişiyor. Yani yarışa full kocaman bir line'ın içinde çıkarsan alamazsın. Ama ince adamların olduğu bir line'da kendini ön plana çıkaracak şekilde gidersen alırsın. E şimdi düşünüyorsun bir form tutmak için koçuydu, ilacıydı, diyetiydi, o su bu su. Yani yarışa 25 bin diyoruz ama süreç içinde harcadığın para 25'inden çok yani daha. Yani her şeyi bırak o beslenmeye harcadığın para bile. Şimdi 6 öğün yiyorsun günde, protein yüksek, proteinin türevi değişiyor. Atıyorum kırmızı et yiyorsun, kanka, beyaz et yiyorsun, balık yiyorsun. Tavuk da 150 lira yani. Aynen maalesef öyle. Şöyle yani, bir komiklik var. Eylül aynen 22-23 ben Dubai'de ucuz tavuk göğsü arıyordum. Ki Carrefour'da 150 liraydı o zaman. Abi Türkiye'ye geldim 2 hafta sonra 150 lira Türkiye'de oldu. Ben Türkiye'deki kazandığım gelirle Dubai'de çok daha rahat yaşarım Türkiye'de. Beslenme anlamında beslenme, özellikle. Aynen %100 öyle. Ya. Çünkü burada Libya'da çok daha rahat yaşarsın. Libya'da ölürüm ama 2 gün. Abi sana ama Libya'da şöyle bir şey var. Reese's yedin mi? Şu fıstık ezmeli çikolata. Reese's. Amerika. Abi bak Reese's'ından tut. Her şey yani bunu şey olarak veriyorum ama Reese's neticede çok şey bir örnek. Spesifik uç. Uç bir örnek. Sonuçta Türkiye'de şu anda eskiden Star gazetesinin hediye olarak verdiği Pringles evet, şu çekildi. Anda çekildi yani çünkü fiyatı çok pahalı oldu kimse alamıyor diye. Nasıl alacaksın abi? Adam insanlar artık her şeyde fiyat performans karşılaştırması. O yüzden ben buradan yarışmak isteyen, özellikle yurt dışında yarışmak isteyen arkadaşlara hayal kurmak güzel bir şey. Tabii ki herkesin hayali var. Herkes bir şeyler başarmak istiyor. Herkes pro kart almak istiyor. Ama önce birazcık gerçekçi hayaller kurmak lazım. Tabii. Her zaman söylüyorum bunu Instagram'da beni takip edenlere de. Gerçekten bir sağlık sorunu yaşasa doktora hastaneye ödeyecek parası olmayan insanların yarışmak uğruna çok para harcadığını görüyorum inanılmaz şekilde. Ve bunların çoğunu ya krediyle ya kredi kartını abi benim kredi yapıyor. Çeken öğrencim vardı çocuğa fırça attım yani. Yani. Abi şunu net olarak söyleyeyim. Sen de Türkiye'de çok yarış yaptın. Hani ben de yaptım. Şampiyon olmak eğer insan ilişkin zayıfsa, kendine bir şey katamamışsa hiçbir işe yaramıyor. Kimse ya. Şampiyon olduğunuz için gelip size iş vermeyecek. Kimse şampiyon olduğunuz için gelip size sponsorluk vermeyecek. Kimse şampiyon olduğunuz için gelip sizden PT'yi almayacak. Bu sponsorluk konusu çok haklı mesela. O kadar adam diyor ki mesela benim çok iyi fiziğim var. Ben çok iyi yarışmacıyım. Senin bana sponsor olman lazım. Senin bana işte para vermen, senin beni yarışa götürmen lazım. Şimdi tamam güzel. Ben şimdi sponsor olacak kişi olsam atıyorum Ahmet abiyim ben. Evet. Ahmet abi Mehmet şirketim var benim. Neden ne bileyim bir şirketim var. Derim ki kardeşim sen bana ne vereceksin? Evet. Ben seni tutayım kolundan götüreyim sana sponsorum sana ürün vereyim sana para ödeyeyim aylık belli bir rakam uçak biletini alayım ama senin bana katkın olacak. Benim ürünümü satacak mısın? Tabii. Benim ürünümü pazarlayacak mısın? İnsanlar bunu anlamıyor. Yani aslında sponsorluk bak göze sokmaktan da ziyade şunu istiyor biraz. Hani göze sokarak herkes satar, tamam mı? Ama şöyle düşün, dizilerdeki, filmlerdeki adamın üstünde bir kıyafet görüyorsun. Ha ne kadar güzelmiş diyorsun. Ne kadar güzelmiş diyorsun. Sinemadan, filmden çıkıyorsun, bakıyorsun, tamam mı? Bak gözüne sokmuyor bile ama o kadar gerçekten adamın üstünde güzel duruyor ve odanın bir parçası gibi ki. Yani sponsorluk da biraz senden onu istiyor. Bu adam benim gözüme sokmadan bana ne kazandırabilir? Başkasının gözüne dediğim gibi günde 10 tane
fıstık ezmesi su dorsi atarak, 10 tane protein tozu su dorsi atarak kimse satamaz abi. Aksine gözüne soktuğun için rahatsız eder. Yani ben beni rahatsız ediyorsun. Eder abi, etmez mi yani? Allah'ın fıstık ezmesi neticede. O marka yoksa Y marka var. Neyse onu bırak. Düşünsene. Rondo'dan geçirsen sen de evde yapabiliyorsun zaten o fıstık ezmesi. Bak düşünsene Çağatay, o kadar canımı çektiriyorsun. Gidiyorum Migros'tan farklı bir markanınkini alıyorum. İşte gerçek sponsorluk bu. Yani bak ama harbiden bunu da kabul etmek lazım. Velhasılında adama, yani şirkete ne katabiliyorsun gerçekten? Evet. Adam buna bakıyor. Yani senin ona geri dönüşün sonuçta. Aynen. Sponsorluk dediğin şey kapitalizmin, yani aslında senin emeğinin metalaştırılmasının bir karşılığı. Sana diyor ki sen varlığınla, bilginle öyle böyle bir tamam bir bok yapmışsın ama altına beni sıkıştır artık. Evet. Yani bir şey aynen yap diyor. O yüzden o dediğin konuda işte atıyorum sponsorluk, işte şampiyon olmak sadece tek başına yetmiyor. Ben çok insan tanıyorum. 3 kere 4 kere şampiyon olmuş. Hepsinin madalyası şeyde koltuk altında bir yerde duruyor. Hiç işine bile yaramıyor. O yüzden sadece yarış odaklı gitmeyelim lütfen. Kendimizi her alanda geliştirmeye odaklanalım. Özellikle gençler. Gençler çok hata yapıyor çünkü hem bodybuilding demeyeyim de yarışma ve ilaç kullanım yaşı maalesef çok aşağıya düştü. İnanılmaz. Hani 15-16 yaşında çocukların inanılmaz dozajlarda ilaçlar kullandığını görüyorum. Ve bunlar da işte tabii yarışmak için yapılıyor. Yani kimse keyfine ilaç bulmuyor kendine. Çağatay, dün bir öğrencim var. Haftalık 500 enantat, 400 bol de 400 deka kullanıyor. Çocuğa dekayı kestirdim. Ona bir 500-750 yap, öyle kullanan gördüm. Daha ilk kürür. Daha ilk kürü. Dekayı kestim. Diyor ki hocam ben sizden böyle bir kür beklemiyordum arkadaş, ne yapayım? Yani sonuçta çocuğa dedim ki senin kürünü gerçekten sağlam ilaç, yani kaliteli ilaç alıp 90 kilo 100 kilo body yarışanlar kullanmıyor. Bak, aynen, ben kullanmamışım. Şimdi buradan yine Oğuzhan'a atıf yapmış olacağım. Hangi Oğuzhan? Keskin. Keskin. Geçen selam olsun, onunla da bacak itmanı yapacağız. Geçen onunla konuştum. Şimdi Stefan'la konuşuyorum. Arkadaş bak yalan yok. Şimdi insanlar şunu anlamıyor. Bu işte gerçekten sürdürülebilir bir şey. Üretmek. Daha doğrusu bir emek sarf etmek lazım. Yani evet Blast & Crew'yuz. Okey biz kabul ediyoruz ama insanlara baktığında daha ilk kür. Sen Blast & Crew'yuz'da ilk küründe mi başladın? Daha iyi canım. Yani anladın mı? Süreç geçti, süreç geçti. Sonra bu tarafa geçmeyi tercih ettim. Dolayısıyla adam ilk küründe abi öyle şeyler kullanıyor ki. Allah abi şu an ben işte Blast şeye geçince, yani Crew'yuz'u bitirip tam tekrar başlayınca 500 enantat 300 boldenon. Geçen Oğuzhan'la konuştum. O da 400 spionat 300 boldenon. Yani başka bir yolu yok abi. İnsanlar her şeyi ilaç sanıyor. Anlatamıyorum. Kimseye anlatamıyorum ya. Tabii yani anlatamıyorum. Şöyle bir şey var. Evet her şey ilaç ama aynı zamanda ilaç hiçbir şey. Sen ilacı her şey kıymetini verdiğin anda gerçekten diğer bütün şeyleri kaybediyorsun. Ama şimdi ne yaptın? 250 testoya geçtin. Toparlanman gecikti. Baktığında demek ki ilaç aynı zamanda da her şey. Demek ki bir şeyleri yanlış yapmışsın aslında o ilaç yaparken ki o 250 aslında düşmüş. Evet. Yani mesela. Benim şu an hiç düşme yok mesela kurzda. Bir tık var. Oğlum, o da çok normal. Oğlum ben yarış hazırlığında olduğum için sürekli. Ya ha, o normal canım ama mesela dediğim gibi şu anki kullandığım miligram bile benim için çok yok, değerli. Yok kafa gibi olarak çok daha rahat ya. Gelişimde gayet iyiyim. O yüzden ben her zaman bu örneği veriyorum. Bir kek yapacaksınız, tamam mı? Yumurta ve yani şöyle söyleyeyim, yumurta ve un olmak zorunda. Yumurta nedir? Antrenman. Un nedir? Beslenme. İçine kabartma tozu, kabartma tozu da ilaç. Kabartma tozu koymazsanız o kek olur abi. Kabartmayı getirir. Tamam mı? Kabartma tozunu koymasanız da, yani ilaç olmasa da olur abi o kek. Sonuçta yumurtayla unla bir şekilde lezzeti tutturursun. Kabarmasa da yersin. O yüzden ilaca böyle bakalım. Gençler özellikle lütfen güvenmediğiniz bilgisine inanmadığınız insanlardan saçma ilaçlar, saçma koştuk adı altında şeyler, tavsiyeler almayın. Gerçekten bilgisine, ilmine güvendiğiniz insanlarla bu işi ilerleyin ki en başta paranız falan önemli değil. Hem zamanınızdan hem de sağlığınızdan olmayın. Benim evet fikrim bu. Abi bak benim geçen bir öğrencime, piyasada bilinen bir hoca, o da başkasından almış. Sahte ilaç veriyor. Çocuk 19 yaşında. Çocuk diyor ki abi bunları kullanıyorum. İlk kürü. Tren, Masteron, Propionat, Enantat, Boldenon. Hadi bunu geçtim. Çocuk bir kan veriyor. Total testi, serbest testi, referans değeri aralığında. Adamı arıyorum. Aracıyı diyorum ki bak abi böyle böyle bir durum var ki birebir tanıdığım birisi. Diyorum öyle böyle bir durum var. Ha diyor ben ilacı diğer şu hocadan aldım. Gidin onu arayın. Lan şimdi sen 19 yaşındaki bebeğe sahte ilaç sattığını mı şey yapıyorsun? Yoksa çocuğun çaldığını 6 haftasına mı? Zaman, yoksa aldığın parasını hangisi? Sağlığı zaten gidiyor elbette. Yani o yüzden lütfen bu konuda dikkat edin. Bu ara çok duymaya başladık yani inanılmaz derecede. Bilmiyorum odun da sebebi herhalde. Ya yaş önemli değil, 25 yaşında olsa. Bilgisi olmadan bir tane yarış yapmış insan online koşuluk adı, yani online koşuluk ve ürün tedarik yaptığı için
bu halleri düşüyorsunuz. Lütfen dikkat edin. Biz antrenmana giriyoruz. Biraz lafı uzattık, biraz lafı dolandırdık ama... Çünkü benim çişim var. Biraz lafı dolandırdık ama umarım sizin için yararlı bilgiler vermişizdir. Şimdi omuz itmanı yapacağız değil mi? Omuz odaklı. Omuz göğüs, aynen. Omuz göğüs yapıştıracağız bu arada işte. Arada arkadaşlar, kameranın arkasına benim oturduğum açıdan güneş geliyordu. O yüzden kameraya bakmadım. Aynen. Yoksa Nihat Hatipoğlu gibi öyle boşluğa bakıp konuşmak gibi Nihat durum Hatipoğlu yok. Da olur senden. Olur lan. Aslında cübbemiz de var. Dümeri yorum yapmış fotoğrafı. Cübbeli Ahmet Hoca diye. Doğru. Doğru. Allah karakterin benzerisin canım. Amin amin. Hadi öpüyoruz. Haydi. Alta koy. Alta. Work müydü bu? Kısmi. Kısmi work. İlk hareket. Incline Smith Machine. Bench press. Salonun sahibiyle birlikteyiz. Beran nasılsın kardeşim? Selam ver takipçilerime. Bu güzel salonun sahibi. Bizde ikinci. Artık bitti göğüs değil mi? Bitti dayı. İyi misin? Çekmedik. İyi misin? Miyorepi çekemezdik zaten. Evet. Ya bazı setler çekilmiyor dostlar. Onu da söylersek zaten siz de bizim gibi olursunuz. O yüzden gerek yok. Omuza geçtik. Omuza ilk hareketi. Garip bir Smith Machine düzeneği kurdu burada. AMD. Şaşırmadık. Belimiz boşta kalsın. İlk hareket. Work set 1. Bravo sana. Devam. Çok iyi. Sen nasılsın? Gayet iyiyim.
Kendi kütlesinde bir ağırlık seçti. Ben bir daha ağırlıklı bir doğal olarak. Bunu iki set mi yapacağız? İki set yapacağız böyle sağ sol. Biraz yoruldu. Sonra da dumbbell yapacağız mı? Bir set dumbbell. Sonra triceps değil. Sonra da artık pizza yemeye gideriz. Daha çok büyüyor diyor. Bu işte uzakları izleyeyim diye. O büyüyen kol bu. O büyüyen kol bu bak, 3 boyutlu. Lan bas. Gol değil, soba börsü ya o. Çağatay buraya kesme, tamam mı? Evet dostlar, şimdi evet, Sun Brothers Pizza'dayız. Rümeysa da bize katıldı. Sınırsız pizza varmış burada. Yani inşallah dükkanı batırmaya geldik. Evet. Bakalım. İçeri girelim. Sipariş verdikten sonra görüşürüz. Evet dostlar. Bir mikrofon tatbikatı yapıldı. Burası biraz kalabalık. Ses olabilir. Şöyle göstereyim konsepti. Şurada bir tepsi verdiler bize. Şimdi Ahmetçim bize bu tepsiyi doldurup getirecek. Evet. Sınırsız pizza alacağız. Hepimize koyacağım. Hepimize koy. Aynen, hepimize koyacağım. Bekliyorum. Ha? Bekliyorum. Kurusundan ayrı sütüsünden. Her türlü koy. Ufak bir start verildi, bakalım ne çıkacak dedin? Tavuklu şimdi çıkacak. Tavuklu ve tavukluktum. Aynen. Bir lezzet puanlaması yaparsak bence gayet iyi. Çok kalın değil. Bence idare eder. Dostlar sadece benim sesimi duyabilirsiniz çünkü dış sesi çok almamak için mikrofon takmak zorundaydım. Yakışmış şapkanın üstüne. Ahmet yakıştığını söylüyor. Samsulek baksın dalgasına dayı. Bu neyle? Bakalım. Füme kaburga. Başarılı. Margarita gibi. Margarita'nın üstüne bir parça pümer kaburga koyacağız. Evet ha. İnşallah bir kamerayı düşürmez yürürken. Franchise'e geçti artık. Kızılay, Bahçeli, Yıldız, İlk Yıldız. Normalde ısırlarda bir şeyler. Sancı'nın arkamın olduğu tercih. Şimdi biraz yiyelim biz. Bize afiyet olsun. Güzel bir antrenman oldu. Adeleyi doldurmak lazım. Sonuçta ne var? Hamur, peynir, protein yani, anladın mı?
Başladım hocam. Evet. Evet. Kaçer dilimizi yedik? 14-15 yedik. 14-15'er dilimizi yedik. Ahmet ve Çağatay'ın performansı, İdam Rümeysa'nın maalesef performansı. Sınıfta kaldı. İki dilimden sonra. Olsun, şöyle düşün. 15-15-30. 3 dilimde Rümeysa yesi. 3'e bölüştürüyor. Bence ortalama üstünde bir performansı mekanı. Sizde o kadar fazla çıkıyor ki bizimkini bastırıyor olabilir şu an. Sinir oldu ama sorun yok. Belki YouTube'dan görürler de herhalde abi niye bizi sinir olur. Sen niye mi konuşman böyle? Özür dilerim ama çok tav olduğumu fark etmedim ben. Üstün matematiğini bir hesaplıyorsun. Ne oldu şimdi? Ben de matematik 5 sömeye mezunuyum ben, biliyor musun? Matematik hesaplaması bende sıkıntılı. İşte bu. Sıkıntılı yani. Kardeşim, sonuçta biz karlı mıyız? 3'ten niye bekliyoruz? Biz karlıyız. Tatlı da sınırsızdı. Ekstra onu da söyledim. Tatlı sınırsız ama tatlıdan bir tane. Yiyemedik. Evet, doğru. Yiyemedik. Arkada da Fener'in maçı var. Bizim onu takıldık da. Tatlının sınırsız olduğunu bilseydim ona göre pizza yerdim. O benim hatam. Tüm Magnolia vardı. Neyse. Ve çikolatalıydı. Çikolatalı mı? Çikolatalılı. Oreo. Hayır, Negro kardeşim. Yani Negro. Yani Negro. Sonuç olarak tiramisu değildi. Değildi, doğru. Ben tiramisuyla karıştım. Özür dilerim. Güzel bir gündü. Ahmet Mertcan Develi'ye teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Güzel bir antrenman yaptık. Sizler için keyifli bir video çektik. Benim için çok keyifli. Zaten devam edecek videolarımız. Evet, o yüzden çok daha duygusal bir konuşmaya girmeye gerek yok. Rümeysa Hanım yaklaşık 2,5 dakikadır kamerayı tutuyor. Sana da teşekkür ederiz. Evet. 1,5 mu oldu? Neyse. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi. Benim kanalıma da abone olursanız. Ahmet Mertcan Develi'nin de kanalı var. Evet evet, durun. Onun da kanalına abone olun. AMD Coaching. Instagram'ı da öyle. AMD Coaching. Altta büyük ihtimal eklemem. Yani %100 bilmiyorum. Çünkü karakter kaldı. Kendinize çok iyi bakın. Ben de Allah'a emanet olun.